Cihane ne hoş geldiniz. Bugün size e, genelde pek çok sorulan sorulardan biri işte rakip şöyle oynuyor, ben böyle oynuyorum. İşte buna göre şu taktiği yaptım olur mu olmaz mı gibilerinden sorulardan yani genellikle bu tip sorulara çok fazla yanıt veremiyorum. Çünkü çok fazla değişken var. Ama size bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Şöyle ki. Ha bir de şöyle bir durum da var. Bazen deniyor ki işte, rakip benden işte 10 puan düşük güçteydi ama rakip beni yendi. Bu nasıl olur gibi. Şimdi arkadaşlar bu çok güzel bir örnek. Şu rakip federasyona karşılaşıyoruz bir birkaç saat sonra bu rakiple. Şimdi arkadaşlar. Hemen şunu açalım. Şimdi önce kağıt üzerine rakibe bakalım. Rakibin dizilişi bu. Benim bu dönem söylemiş olduğum diziliş formatım bu. Rakiple karşılaşacağız. Şimdi hemen şöyle şuradan göstereyim daha net olsun. Şimdi arkadaşlar benim normal dizilişim hani bu sezon için genelde oynadığımı söylediğim diziliş bu. Bu şekilde sahaya çıkıyorum. Şimdi rakip arkadaşlar bu şekilde karşımda. Şimdi rakibin bir tane oyuncusu var gördüğünüz gibi. Yıldızları sayabiliyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar rakibin bu oyuncusu Hemen şöyle detayına girelim. Şimdi rakibin diğer oyuncuları çok güçlü değil. Zaten ortalamayı düşürmüş gördüğünüz gibi. Ama bu oyuncusunun 140 gücü var ki gördüğünüz zaman 146 hücum gücüne sahip. Yetenekli bir oyuncu gördüğünüz gibi 7-8 yıldızı var. Şimdi ee, dolayısıyla bu top bu oyuncuya geldi. Hele 19 yaşında ve penaltı ustası. Penaltı ustası çok farklı bir şey fark ettirmez ama... 19 yaşında genç olması AMR ST özelliğiyle bu oyuncuyu çok çok iyi kılıyor. Hele kondisyonda da 184 ki bu oyuncu maç sonuna kadar yorulmayacak doğru dürüst. Yani bu oyuncunun verimi çok çok yüksek. Dolayısıyla bunu indirmemiz lazım. Yani bunu bir şekilde engelleyebilmemiz lazım. Yoksa top bu oyuncuya geldiğinde büyük olasılıkla bize gol atacaktır. Şimdi bizim oyun planımız bu. Rakibim bu. Gördüğünüz gibi şu noktaya aşırı derecede baskı var. Dolayısıyla bizim defansa bu noktayı güçlendirmemiz lazım. Bir. İkincisi benim orta saham şu iki tane MC'yi görüyorsunuz. 2 MC. Önlerinde şu ST var. Pardon ST demiş. AMC Şahi var. Bu ileri kaçacak. Dolayısıyla ama rakibin orta sahası 3 kişi. Benim orta saham iki kişi. Otomatikman orta alandan bulduğu toplarla bana ilerleyip şu noktaya baskı yapması çok muhtemel. Şimdi bunu engellememiz lazım öncelikle. Yani ilk etapta. Şimdi Aragon'un gördüğünüz gibi güçlü defans özelliği var. Bunu biraz ortaya çekiyorum. Güçlü defansa geçiyorum arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Şu noktada bu eleman baskı yaptığı müddetçe şu ikisi buna zaten destek olacaklar. Önlerinde görmüş olduğunuz bu oyuncu da şöyle kenara alalım. Gördüğünüz gibi Aragon'da Hatta buna şöyle geri mantık da verebiliriz. Tamam. DMC olarak. Pardon. Bu oyuncunun vermiş olduğu baskıyla, engelleme ile ee, defansı güçlendirmiş olacağız. Defansı kuvvetlendirmiş olacağız. Sadece bir tek oyuncu için. Yani bizim bu oyunda, bu adamın arkadaşlar bize karşı hani en büyük kozu bu gördüğünüz oyuncu. ST pozisyonu oyuncu. Biz bunu durdurursak eğer... Otomatikman bizim gol yeme olasılığımız oldukça düşecek. Çünkü en güçlü oyuncusu bu. Şimdi bunu hallettiğimizi düşünelim. Bu arada mesela şu oyuncularına da bakalım hafiften. Hani bazen evet şekli yıldız sayısı düşük olur ama oyuncunun kalitesi çok çok yüksek olur. Öyle bir durum var mı? AMR'ye bakalım. Yok, oldukça düşük seviyede. AML'sine bakalım yine oldukça düşük seviyede yani sıkıntı yok arkadaşlar. Diğer oyuncuları gördüğünüz gibi çok geliştirmemiş ama tek ST ile bu işi kurtarmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla e, sol kanattan sağ kanattan bu oyuncunun haricinde oyuncu bırakmamıza da gerek yok. Yani e, gördüğünüz gibi şuradaki DL pozisyondaki oyuncunun DR pozisyondaki oyuncunun sol ve sağ kanatları tutmasına gerek bile yok. Çünkü tehlike ortadan gelecek. Kenar kanar, kanatlardan değil. Şimdi geri kalalım. Geri gelelim orta alana. Orta alanda 3 kişiyle geliyor. Şimdi arkadaşlar şu iki oyuncuyu biraz geri çekersek yani biliyorsunuz zaten bu her ikisinde ML ve MR özelliği de var. Otomatikman arkadaşlar şu iki oyuncu şu sol ve sağ kanattaki iki ee, sol ve sağ merkez orta sağ oyuncuları da tutacaktır. Ona da bakalım. Onların çok güçlü özellikleri var mı? Hemen MLS'ine bakalım. Yok. Normal. Yani yüz, yüz seviyesi ortalamasında. MRS'ine bakalım. Evet. Burada da bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bendeki MLMR bu ikisini de tutacaktır ve otomatikman orta alanda ele geçirdik mi? Şimdi geri kaldık arkadaşlar Forvet'e. Şimdi Forvet'te 3 defans oyuncusu var. Benim bir tane Yıldırım Beyazıt'ım var. Şimdi şu iki oyuncuyu arkadaşlar şöyle hafif kenarlardan alırsak. Şöyle. Bu ilk 3 defans oyuncusuna da takılmazlar arkadaşlar. Şu aradan çok rahat bir şekilde geçerler. Yani direkt olarak hatta üstüne oynasa bile geçerler. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takım dizilişini rakibe göre ufak modifiyallerle değiştirdik. Ne yaptık? Dörtlü defanstan yine dörtlü ama üçlü de, üçlü defansa geçtik. Önlerine DMC koyduk. Orta sahayı biraz sıkılaştırdık. Biraz sıkılaştırdık çok değil. Ee, ve forvet'i de bir anlamda ikiledik. Yani şuradaki oyuncuyu hep şeyleri kaldırdık ve olay bitti. Taktiklere gelelim. Hücum anlayışı, hücum kalabilir. Normal de olabilir. Çok sıkıntı değil ama savunmaya gerek yok bu noktada. pasörümüz karışık değil arkadaşlar. Yani karışık da olsa olur bu rakibe karşı. Çünkü defansı da çok güçlü değil. Her iki kanattan oynayabiliriz. Ama ben 2 MC ile oynadığım için, 2 AMC ile oynadığım için şu an ortadan gitmemiz çok daha mantıklı. Yani kanatlardan gelirse de açılır ayrı bir şey. Ama şu an saldırma yönümüzde arkadaşlar çift MC olma, çift AMC olmamız sebebiyle ortadan saldıracağız. Pas atma şeklimiz karışık. Yani kısa paslarla hızlı bir şekilde de geçebiliriz, uzun paslarla da gelebiliriz. Ama o büyük olasılıkla arkadaşlar uzun pasları tercih edecek. Çünkü tek ST ile oynadığı için aslında büyük olasılıkla da uzun paslarla oyuncuyu bununla buluşturmaya çalışacaktır. dolayısıyla biz buna yani ne desek olur o noktada e, kontratağı zorlamaya açık arkadaşlar. Kontratağı çıkabiliriz. Aslında şöyle bir şey var. Eğer biz oyun içerisinde rakibin ST'sinden daha fazla korkuyorsak o zaman kontratağı kapatırız. Yani bu tamamıyla bizim tercihimize kalıyor. Ee, rakibin ST'si çok güçlü. O yüzden e, hani bu noktada açıkçası birazdan oyunun gidişatına göre bakmak lazım. Kontra atak bizde olursa oyunu hızlı bir şekilde force edip en azından oyunun başında çok hızlı bir şekilde gol atabiliriz. Bu da var. Ben şu an açık bırakıyorum ama dediğim gibi eğer ST'den çok çekiniyorsak o zaman kontra atağı kapatırız. Press tarzımız yüksek. Yüksek olsun. Top çalma tarzımız normal. Normal arkadaşlar zora çekerseniz e, takım oyuncularınızın kart görme olasılığı çok yüksek oluyor. O yüzden normalde kalacak. Markajımız adam adama. Şimdi e, sol ve sağ kanattaki AML, AMR'sinden çekiliyor olsak, daha çok çekiniyor olsak açıkçası bölgesel de yapabiliriz. E, diğer taraftan biz oyuncuların takip etmesini istemiyorsak yine bölgesel de bırakabiliriz. Ama arkadaşlar ben adam adama bırakıyorum. Benim defans e, o iki kişi e, bu adama yapışsın diye istiyorum adam adama. Offside takdirliğini uygulayabilirim açıkta kalabilir ama dediğim gibi bu tamamıyla bizim o st'den korkumuza bağlı ee, eğer tek st'nin çok güçlü olup bize karşı hücumlarda e, offside taktiğiyle durduramayacağımızı düşünüyorsak yani oyuncu eğer alıp tek başına fırlayıp gelecekse o zaman arkadaşlar offside taktiğini kapatırız ki ben şu an hani offside taktiğini böyle tek başına yakalanmasını istemediğim için offside taktiğini kapatıyorum ama dediğim gibi diğer taraftan kontra daha zorlamayı açıkta tutuyorum diğer oyuncuların kontra çıkmasını istiyorum. Ama dediğim gibi offside taktiğini kapalı tutuyorum. Ki birebir adamla kalmasınlar diye. Bu arada markaj tarzında evet adam adama dedim ama e, bu noktada şunu da tekrar ilave edebilirim. Bölgesel olduğunda arkadaşlar şu oyuncular bu alanda kalıyorlar. Çok bir yere gitmiyorlar. E, eğer defansın yerinde kalmasını istiyorsak o zaman arkadaşlar Bölgeseli de tercih edebiliriz. Adam adama olduğunda rakip kaçtığında e, atıyorum mesela şuradaki DL rakibi kovalayıp gelebiliyor. Adam adama markaj yaparken. Yani ona yapışıyor. Mesela şimdi ST gelip ST kendisini sağ tarafa gizlediği zaman bu da onunla beraber kaçacak. Bu da onu takip edecek. Adam adama an, an, anlamı o. Ama eğer bölgeselde bırakıyorsak bu burada kalmaya devam edecek arkadaşlar. Ben şu an taktiklerde bu maç öncesi e, hani en azından bu maçı çekebilip çekemeyeceğimi şu an emin değilim. E, ama gördüğünüz gibi şu an ben bölgeselde bırakacağım. Sırf bulunduğu yerde kalsın bir yere gitmesin diye. Evet arkadaşlar. Şimdi tabi bu maç öncesinde e, elemanların kondisyonlarını da yükselteceğiz. Şu an defans kaleci 82. Bunu bir yükseltmemiz lazım. Bir 90'ların üzerine çıkarmamız lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar takıma göre hazırlığı bu şekilde anlatabiliriz. Yani rakip eğer e, güçlüysek, yani rakipten güçlüysek çok sıkıntı yok gibi gözükebilir ama işte böyle ufak tefek taktiksel detaylar yani şuradaki ST'nin aşırı güçlü olması gibi ki takım ortalaması düşük gördüğünüz gibi benden ama ben açıkçası bu ST'den çekinirim çünkü olmayacak yerde olmadık goller atabilir. Evet ve e, takımımızın da değişimini bu şekilde yaptık. Öncesini gösterirsek şöyleydi takım rakibe göre değişiklik yaptık ve bu şekilde geldi arkadaşlar. Yani e, biz de rakibi düşünürken kendi artılarımızı kendi eksilerimizi de gör, göz önüne almamız lazım. Benim şu an forvetlerin seviyesi otomatikman karşı tarafı zaten alt edecektir Yani 3 kişiye 2 kişi olması forvetler açısından bir sıkıntı değil Benim bu ikisinin gücü zaten karşı tarafın 3'ü defansını oldukça aşacaktır Ki karşı defansta bir de doğru dürüst AM, DMC de yok Yani şunu çok saymıyorum açıkçası Dolayısıyla arkadaşlar bu maçı inşallah bir aksilik olmadan Bu taktik formasyonla kazanırız diye düşünüyorum Evet arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'e kalın.